113 yaşındaki Şekerli'ne herkesin gönlünde taht kurdu. Herkes onu çok sevdi. Biz de dayanamadık. Bir kez daha ziyaretlerine geldik. Kapılarını çalalım. Bakalım Şekerli'ne ne yapıyor? Özellikle Zahide İletişim Programı'na çıktıktan sonra hayatında ne gibi değişiklikler olmuş bir konuşalım. Çocukluğundan beri günde bir kilo şeker yiyen Şeker Anne, muhabirimiz içeri girer girmez onu adeta şekere boğuyor. Merhabalar. Merhabalar. Yine biz geldik. Hoş bulduk. Oo, kim yiyecek bu kadar şekeri ya? Ha? Kim yiyecek bu kadar şekeri? Sen yersin. Şeker Anne ekip arkadaşımızı da es geçmiyor. Teşekkür ederim. Sen de bunları koy cebine. Şeker Anne çok misafirperver. Ekibimize yaptığı böreği ikram etmek için hemen mutfağa gidiyor. Ne böreği bu Şeker Anne? Ha? Ne böreği bu? Boşnak böreği. Muhabirimiz Abdullah çok alışan Şeker Anne börekleri ona kestiriyor. Bunları sen kes gel. Sen yapmışsın ne güzel, kesme işini de biz yapalım. Sofra kuruldu. Şimdi sıra bu enfes ikramları yemeye geldi. Fakat Şeker Anne çayına şeker atıp durunca muhabirimiz dayanamıyor. Yine mi şeker attın çaya? Nereye? Çaya. Çaya yine mi şeker attın? Ben mi? Aha. Tabii. Ne kadar attın? Kaç kaşık attın? Vallahi bayağı attım. Bakayım. Olmamış mı daha? Günde 360 küp şeker yiyen Şeker Anne çocukluğundan dem vuruyor. Bismillah. Evet, bismillah. Anam gidiyordu ahıra mandalar Zamaköy'den. Ben babam getirdi o 5 kilo toz şekerini torbaya indiriyordum. Anam oradan kaşık kaşık yiyordu. Bir yaşımıza daha giriyoruz. Hiç börekle şeker yiyeni duymuş muydunuz? Börekle şeker mi yiyorsun? Güzel oluyor mu bari? Börekle şeker güzel oluyor mu? Ben şekeri sade de yiyorum böyle. Bu güzel sofra için eline sağlık Şeker Anne. Enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Şeker Anne, muhabirimiz Abdullah'la artık top oynamak istiyor. Muhabirimiz ve Şeker Anne top oynamaya giderken Şeker Anne'nin hayranları onun fotoğrafını çekiyor. Ya diyor ki niye bizim resmimizi çekiyor diyor Şesu var. Çekmesin mi, sen meşhursun ya artık. Şey, topu çıkar da vuralım hadi. Hala top mu oynayalım? Hadi. Yorulmadın mı top oynamakta? Hadi. Ver hadi vuralım, ver hadi. Geç karşıya. Top oynama faslı bittikten sonra sıra yürüyüşe geliyor. Hızlı gidelim mi? Hızlı gidelim, sen bilirsin. Hadi yürü. Sen böyle yürüyüşe çıkıyor musun her gün? Çıkıyorum tabii. Ben hiç durmuyorum. Top oynuyorum ben çocuklarla. Burada mı oynuyorsun? Tabii. Top oynuyorum, top. Muhabirimiz Şeker Anne'ye yardım etmek istiyor. Ama baksanıza onun hiç yardıma ihtiyacı yok. İnemez. İnebilir misin? Dur benden tut ya, benden Türk çocukları gözler ileri başlar yukarı. Balıkçının önünden geçerken muhabirimiz Şeker Anne'ye balık almak istiyor. Hiç oralı olmayan Şeker Anne'nin dikkatini ise bakın ne çekiyor. Niye beğenmedin, gel bakalım diğerlerine bakalım, nereye gidiyorsun, gel gel. Bak ne güzel balıklar var. Gel. Ne güzel balıklar var, gel bakıyor. Niye almayacaksın? Bırak onu burada. Bunu koy cebine koy. Şeker Anne ile manav alışverişi yapmak istiyoruz. Fakat Şeker Anne'nin aklı fikri oyunda. Sen peki meyve sebze yemez misin? Hep alınca böyle atıp tutuyor musun meyveyi? Çocuklar. Fakat ufak alalım.
çocuklar, Türk çocuklar. Silivri halkı Şeker Anne'yi çok seviyor. Bize şiirler, her bayramlarda çıkar konuşmalar yapar. Her gördüğüne şeker dağıtıyor. Şeker dağıtıyor, evet. Çok harika. Buraların neşesi yani, değil mi? Evet, inan ki her yaz onu böyle mutlaka görmek istiyoruz.